Şimdi operasyon başlamadan önce operasyonda kimin yer alacağına ilişkin bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmada bir uzlaşma çıktı. O uzlaşmaya göre basına da artık yansıdı. Ancak yansımayan unsurların olduğunu da biliyoruz. Önce yansıdığı kısımlardan bahsedelim. İşte peki, Peşmerge'nin Musul'un 10 kilometre kadar yakınına yaklaşması, Haçlı Vatani veya Ninova muhafızlarının 2 kilometreye kadar yaklaşması ama iki kuvvetin de şehir merkezine girmemesi, Irak Şii ordusunun ve aynı zamanda Irak Federal Polisi'nin Musul merkezine girmesi, evet, Haçlı Şabilerin Musul merkezine girmemesi ama Tel Afer'e girmesi konusunda bir anlaşma vardı. Evet. Sonra bu anlaşmaya bir şey daha eklendi. Peşmerge evet 10 kilometre kadar yaklaştın ama zaten Peşmerge çoğu yerde bütün Musul'un ilçelerini almış durumda. Bölgesel Kürt yönetiminin sınırları IŞİD'den alınan yerlerle birlikte %40 daha fazlalaşmış durumda şu anda. Yani esasen Musul'un kapılarına kadar Peşmerge dayanmış durumda. Şimdi bundan sonra anlaşmada şu, Amerikalılarla Erbil'in yapmış olduğu anlaşmada şu anda Peşmerge nerede bulunuyorsa, operasyon başladığı saat itibariyle nerede bulunuyorsa bundan sonraki ilerleyeceği noktalardan sonra tekrar o noktaya çekilmesi anlamına geliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bulundukları, operasyon başladıkları noktadan IŞİD Irak'a gelmeden önceki noktaya çekilmesi anlamına gelmiyor. Öyle mi? Yani dolayısıyla burada bir nüans var. Bu önemli bir nüanstır. Bu evet, ileride Bağdat'la Erbil arasında coğrafyanın paylaşımı konusunda ciddi bir mücadelenin başlayacağı anlamına geliyor. İkinci bir konu, Haçlı Vatani Şii milislerin Irak'ın merkezine girmemesi yönünde bir anlaşma var. Ancak şunu açıkça söyleyeyim, bu anlaşma tamamen eğer IŞİD çökmeye başladığı andan itibaren tamamen kağıt üzerinde kalacak. Kürtler de ilk etapta Musul'un doğusunu yani Dicle Nehri'nin doğusunu kapmak için olanca gücüyle girecek. Çünkü 30 bine yakın kuvvet orada duruyor. Yok IŞİD çöktü biz burada duralım falan kimse demeyecek emin olun. Ayrıca Haçlı Vataniler 1500 kişi deniyor. Onun sayısının daha fazla olduğunu yedek takviye kuvvetle 4000 olduğunu biliyoruz. Onlar da alelacele de olsa eğer IŞİD çökmeye başladığı zaman onlar da kent merkezine hızlı bir şekilde girecekler. Irak merkezi ordusu zaten girmiş olacağı için Irak Federal Polisi, Haçlı Şabiler de oraya girecek. Dolayısıyla orada büyük bir şeyden korkmak gerekiyor. Etnik ve mezhebi bir çatışmadan endişe duymak gerekiyor. Çünkü oraya girdikleri zaman kim nereyi kontrol edecek? 1 milyona yakın şu anda Musul'da halk yaşıyor. IŞİD öncesi 2,5 milyona yakın halk yaşıyordu. Şimdi evet, o 1 milyonun IŞİD'le işbirliği yaptığını düşünen kesimler var. Bu 1 milyonun IŞİD'e yardımcı olduğunu düşünen kesimler var. Doğru veya yanlış ama şey bu. Çünkü IŞİD'in yönetimini kabul etmiş bu 1 milyon. Bunların hepsi Sünni şu anda. Bunlara dönük bir tasfiyenin, bunlara dönük bir soykırımın olma ihtimali çok yüksek dile getiriliyor. Zira hem bunlara dönük kaçan Sünniler var, yani bunlar kalırken kaçanlar var, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu bırakıp kaçanlar var. Onların bir öfkesi var. İki yıldır şehirlerinden oldular. Bütün mallarına el konuldu, yağmalandı. Çoğunun hanımına, eşine el konuldu, çocuklarına el konuldu. Tecavüz edildi, öldürüldü ve çoğunun cesedi bile nerede belli değil. Şimdi bunların yaratmış olduğu bir öfke patlaması var. Bunlar Sünniler. Aynı zamanda da Tel Afer'in güneyinde, özellikle Güney Tel Afer'de sürülen neredeyse 200 bine yakın Şii var. Şii Türkmen var. Onlar da Kerbela'ya gitti, Necef'e gittiler, evlerini bıraktılar. Şimdi Haçlı Şabi'nin içerisinde önemli bir unsur da onların olduğunu unutmayalım. Yani bu konu kazın ayağı öyle göründüğü gibi değil. Arazide her şeyi o anlaşma tamamen çöpe atılacak IŞİD çökmeye başladığında. Şimdi Didem Hanım lafı uzatmadan söyleyeyim. 3 tane senaryo var. Bir tanesi Bağdat şunu istiyor, Musul'u alıp Bağdat'ın bir vilayeti yapmak istiyor. Birincisi bu. İki, Kürtler Musul'u bölmek istiyor. Üçüncüsü de Sünni Araplar Musul merkezli bir bölge oluşturmak istiyorlar. Aynı bölgesel Kürt yönetimindeki gibi bir bölge oluşturmak istiyorlar. Evet. Arazide bu nasıl şekillenecek göreceğiz. Yani Türkiye'nin işte kırmızı çizgiler falan ABC planlarının ben şahsen yani bizim gücümüze bölgedeki ağırlığımıza rağmen bu konuda da
biz maalesef bir yol tutturamadık. Bugün Abadi bütün generallerini etrafına topladığında işte Türkiye burada yer almayacak dediğinde şahsen ben son derece üzüldüm. Neden? Çünkü yani biz ben en azından orada 101 gün esaret yaşamışım o kentin. Orada biz bütün o zulme rağmen orada bayrak dalgalandırmışız. Musul benim için şahsen bir Türkiye'deki bir il gibi olmuş duygusal açıdan. Çünkü orada zamanım geçmiş. Bizim askerimiz Başika'da çok haksız ve yersiz bir şekilde son derece kabul edilemeyecek bir şekilde işgalci güç olarak algılanıyor. Ve hükümet bizim işte A planımız, C planımız, B planımız var diyor ama esasen A planının da olmadığı bugün başlayan operasyonla ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi burada şu var. Biz buranın burada olmalı mıyız? Yani Musul'da bir şekilde olmalı mıyız? Kesinlikle olmalıyız. Çünkü bu Musul olayı değildir. Bu Irak'ın esasen yeniden dizaynı, bölgenin yeniden dizaynı, esasen Orta Doğu'nun yeniden dizaynı anlamına geliyor.